Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Metin Feyzioğlu, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Feyzioğlu'nun ziyaretine Gaziantep Baro Başkanı Bektaş Şarklı'nın yanı sıra Denizli, Kahramanmaraş ve Kilis Baro Başkanları da eşlik etti. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay Feyzioğlu'nun ziyareti sırasında GGC'nin Güneydoğu'nun en önemli STK'larından biri olduğunu söylerken gazetecilerin yaşadığı sorunlara da değindi. Bugün değerli başkanımızı Gaziantep'i ziyaret ettiği için Gazi şehrimizi ve özellikle ayağının tozuyla havalanından Gaziantep gazeteciler ziyaretinden dolayı mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Her zaman. Değerli başkanım, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti 1969 yılında kurulmuş bölgenin en güçlü STK'larından birisidir. Bu yıl 50. yılını da geniş katılımlı protokolümüzün geniş katılımıyla geçtiğimiz günlerde kutladık. Gazetecilik ülkemizde olduğu gibi Gaziantep'te de zor koşullar altında görev yapıyor değerli arkadaşlarımız. Biliyorsunuz her geçen gün basın ilan kurumunun tabi olan arkadaşlarımızın resmi ilan gelirlerinin artması, şartların zorlaşması, basın ilan kurumunun her geçen gün ağırlaşan şartlarının altında yerel gazetelerimiz, televizyonlarımız, radyolarımız zor koşullar altında yayın hayatlarını sürdürmektedir. Aynı zamanda basın ilan konseyi üyesi olduğunu ve yerel basının sıkıntılarını çok iyi bildiğini hatırlatan Baro Başkanı Feyzioğlu da icra ilanlarının kesilmesi halinde yerel basının yaşama şansını kalmayacağını söyledi. Son 10 yıllık beyanatlarıma bakacak olursanız yerel basının kendine ulusal diyen basınla kıyaslandığında aslında milli meselelere yerelden yola çıkarak ne kadar doğru tespitler ve işleyebilir çözümler getirdiğini yakından biliyorum. Ve bu konuda da sizin belki ulaşamadığınız yerlerdeki sesiniz ve sözünüz olmaya tam 10 yıldır gayret ediyorum. Örneğin biz Suriye iç savaşı henüz çıkmadan ama çıkarılmak istenirken neler yapılmasının planlandığını, Suriye'de bir iç savaş çıkarsa Türkiye'nin Gaziantep ve Kilis başta olmak üzere ve Hatay elbette başta olmak üzere neyle karşılaşacağını, durumun öyle dikensiz gül bahçesi değil, Türkiye'nin gerçekten bekasını etkileyecek seviyelere geleceğini biz sizden öğrendik. Hem de burada öğrendik. Hem de Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nde bu toplantılarda öğrendik. Kilise gittik, orada öğrendik. Hatay'a gittik, orada öğrendik. Gündeme dair de açıklamalarda bulunan Feyzioğlu, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile emperyalist devletlerin 100 yıllık planını yok ettiğini söyledi. Şimdi bana diyorlar ki, Temsilciler Meclisi ABD'de bir Türkiye'yi soykırım sebebiyle kınayan bir karar almış. Almış. Almış da ne olmuş? Bize mektupla gönderirler, yırtar atarız. Sen kendine bak deriz. Sen git Cezayir'le ilgili al deriz. Cezayir'i kesen, Cezayirli Müslümanların kafataslarını duvarların üstüne yığıp da onlarla duvar harcı yapanlara sen bir şey demedin de bize mi bir şey söylüyorsun deriz. Sen git Dağlı Karabağ'daki katliama önce bir şey söyle. Sen git Azerbaycan'ın topraklarının %25'i, %30'u işgal halinde. Sen onlara bir şey söyle deriz. Bir şey daha söyleriz. Sen git PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde yaptığı katliamlara ağzını aç da ondan sonra bize gel deriz. Bir sürü şey söylenir bunlara. Türk Silahlı Kuvvetleri 100 yıllık projeyi 8 yıldır Batı'nın beton kamyonlarıyla, mikserleriyle, beton fabrikalarıyla sahada altyapı desteği. ABD'nin 60 bine yakın tırla ağır silah desteği verdiği, eğitim desteği, lojistik desteği verdiği ve artık ete kemiğe bürünmüş, tutsan tutulacak hale gelmiş PKK devleti hayalini Türk Silahlı Kuvvetleri 8 günde yerle bir etti.
depresyonlarını, hayal kırıklıklarını, kabuslarını, üzüntülerini anlıyorum. Ama kimse kusura bakmasın, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu olarak konuşuyorum. Kendi adıma konuşuyorum. Benim yanımda konuşmak isteyen herkes kendi düşüncesini izah eder. Bunların depresyonu bizim mutluluğumuzdur. Sözde SDG, özde PKK ve YPG, Kürtlerin temsilcisi değil. Bunların Kürtlerin temsilcisi olduğuna dair her iddiayı tokat gibi yüzlerine vurmalıyız. Böyle bir temsilcilik durumu yok. Hamlemiz şu olmalı. Mazlum Kobani Hollywood takma adlı bir artist komutan var. Artist diyorum. Ha evet, küçümsüyorum. Terör örgütünün sözde komutanlarını, sözde silahlı unsurlarını niçin küçümsediğim için de istifaya davet edileceksem bir madalya daha takarım buraya, eyvallah. Küçümsüyorum. Bu şeref yoksunlarının, bu bebek katillerinin, bu Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da sokakları sivil kanına boyayan alçakların ve korkakların bizim muhatabımız, resmi muhatabımız olması asla. Başkan İbrahim Ay programın sonunda Fevzioğlu'na bakır işlemeli sembolü bereket olan nar figürü hediye ederken, Fevzioğlu da Başkan Ay'a Gazi Mustafa Kemal'in Ankara'ya girişini ve Seymerler tarafından karşılanmasını resmeden tablosunun basılı olduğu Türkiye Barolar Birliği plaketini sundu. Çok teşekkürler. Size bir hatıra olarak. En güzel şekilde hak edeceğiz. Sağ olun. Teşekkürler.